Gidiyor mu gitti mi? tabi burada Fenerbahçeli taraftarlar e, diyorlar ki özellikle milli maçta gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına zaten o radardaydı. Şimdi daha da e, radara girdi. Hem de o radarın çapı da genişleyerek e, yani İngiltere'ye de hatta Avrupa mı? kara Avrupa'sından ziyade İngiltere'de hatta yavaş yavaş orada devreye giriyor. Yani... Tabii takım adı Anlatacak, herkes kolay telaffuz edebilir. Onlarla ilgili de bazı detaylar paylaşacak. Bu çocuk kalacak şimdi. mı? 17,5 milyon euroyu veren var mı? Yok, ya o gün ben şey bir tweet attım. 17,5 var olmaz mı? Madde zaten o. Madde o. Hı. Onun üstü yani gitse bile onun üstüne gidecek. Onun üstüne ya üstüne. şimdi herkes orada da kızıyor. Yani böyle niye madde koydun diye. E, 16 yaşında. İmzalamıyordu. 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 Bunları evet. bilmiyor kimse. Bilmiyor kimse. İmzalamıyorlar yani, yani Emirhan'da da aynı durum oldu. Evet. İmzalamıyordu. Şimdi, Ayrıca 5 milyon euroda kalıyordu Ahmet senin yanlış biliyorsam. Ali mi, Koç işte. artık Jesus'a ne dediyse oynattı. Ali Koç sayesinde 17 17.5'a çıktı. Yoksa 5 milyonlu. Zaten oynayacaktı abi. O konuda da yani Arda'nın bu kadar güzel şu anda çok dikkat eder. Yani basa basa çıkıyor. Çok sağlam çıkıyor. Bunda tabii işte biz bunları anlatmakta zorlanıyoruz. Bunda doğru antrenmanların iyi bireysel hocalarla çalışmanın iyi oyuncularla antrenman yapmanın... kim yönlendiriyor yapmanın... abi Arda'yı babası mı bu şekilde yok yönlendiriyor demeyelim burada hani suçlu vesaire şey Hayır, yok Hayır suçlu anlamda evet. demiyorum hani bu kariyer planlamasını antrenman Evet evet, baba... evet, evet. Yapıyor? yani daha çok ailesi üzerinden yürüyor ama profesyonelden gerçek profesyonellerden onlar da ayrıca destek alıyorlar onlardan hani böyle kendi başlarına yapmıyorlar ee, güzel bir şey var şimdi Arda konusunda ee... Arda Güler bugün lansmandaydı. O da açıkçası Arda da gitmek istiyor. Arda işte liseye <laughs> geçtiğimde ben Avrupa'ya gideceğim de diyormuş eskiden. Evet. Ee, böyle söylemler de var ama şöyle önce bilgileri verelim sonra biraz da kişisel Başla. görüşlerimi de ekleyeceğim. Şu Arda'nın gitme ihtimali en yüksek kulüp benim duyduğum kadarıyla Ajax. Ajax kulübü en ciddi şekilde ilgilen. Zaten Arda Güler ve ailesi hani böyle Barcelona, Real Madrid, Manchester City gibi A kulüplerden ziyade işte Ajax, Dortmund tarzı biraz da o sıçramaya daha uygun ve bu tarz gençlerin daha rahat oynayabileceği kulüpleri düşünüyorlar. Çok da haklı ve güzel doğru bir bakış açısı. Ajax bayağı bu noktada ön plandaydı ama bu son günlerde Roma'da çok ciddi şekilde bu konunun üzerine gidiyor. Bir Roma ihtimali de doğdu. Onu da ifade edelim. Yani Ajax'ın yanı sıra Roma ihtimali de duydu. Hatta benim duyduğum kadarıyla, Ajax diyor ki Arda Güler kanadı eğer bizi oynatmayı çok fazla oynatmayı düşünmüyorsunuz ilk sezonda, bırakın biz bir yıl Fenerbahçe'de kalalım. Böyle olursam orayı da hiç kırmamış oluruz. Hem de hem sizin oyuncunuz olmuş. Herkes mutlu olur bu denklemden diyor. Hatta Ajax kulübü de bununla ilgili yok, biz seni oynatmayı düşünüyoruz gibi bir yaklaşımla dönüyor bu talebe. Eğer ayrılırsa bu tarz bir kulübe gitme ihtimali yüksek gözüküyor. Ama yarın Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'la saat 1'de görüşecekler. Görüşmeyin böyle biraz gizli saklı olacağını düşünüyorum. Yani şey belki başkan evine davet eder. Yani kulüpte olacağına çok ihtimal <laughs> vermiyorum. Belki başkan evine davet eder. Belki kendi gider. Orada bir divan. Yerde. Da, bir yerde görüşürler. Bir yerde görüşürler. Yani kulüpte olmayabilir. Yarın o görüşmede Şimdi başkanın şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin ortaya koyacağı kısımları aktarmaya çalışacağım. Notlarımı hemen açıyorum o konuda. Yani Fenerbahçe Arda'yı nasıl ikna etmeye çalışacak? Bu ön plana çıkaracağı maddelerden bahsedeceğim. Bir kere sözleşmesinde güncelleme. Yani bu mevcut kazandığı para ve şeyle değil daha çok para kazanacağı bir sözleşme koyulacaklar ortaya. Ve Arda net bir şekilde bu takımın başrolü, bu takımın kralı mı diyelim artık? Yani lideri sensin. İlk 11 oynama garantisi. İlk 11 yani bu takım senin üzerine kurulacak. Ki Ceko transferi bu noktada çok net bir mesajdır. Ben Ali Koç'un bu Ceko işinde bu kadar ha şimdi hoca diyor, hoca deniyor vesaire ya. Şimdi Sayın Başkan bence ya, yani yanki görüşmede şunu diyecek. Bak senin için attığın pasları daha iyi gole çevirsin diye Ceko'yu getiriyorum. Ya yani bu bence önemli bir veri olacak. Bunun dışında çok erken gidenlerin geri git geri gelmesi örneği gösterilecek. Yani çok erken yaşta gelenlerin geri gitmesi örneği gösterilecek. Ali Koç Arda Güler için gerçekten böyle bir amca gibi, baba gibi bir figür aynı zamanda. Yani ailesiyle çok uzun yani 13 yaşından beri birlikteler ne nersi. Bu konular tabii ki gündeme gelecek. ve tabii ki taraftarın Arda'ya olan sevgisi e, ön plana çıkarılacak. Şimdi, Ahmet Selim net konuşmayı sevmez. <laughs> o Şu açıdan söylüyorum. <laughs> net konuşmayı sevmez. Neden net konuşmayı Çok sevmez? Çok bir adam zaten. Sisli bir adam. <laughs> Şöyle. E, yani o da haklı kendi cami şeyinde. E, Ama hani işte diyor ya Ali Bey bir görüşecek de efendim işte Ceko geliyor. Bak senin Ceko Arda ile 17,5 milyon euroyu net nakit getiren Arda'yı alır. Evet. Benim de bugün... Tabii burada oyuncu Bi... evet ders almış. Evet ders almış. O var. Bu arada 17,5 da tek değil. Tamam. 17,5 artı sonraki satıştan %25 pay. Tuh. O sözleşmede varmış. Var. Şimdi. Onu yani onu, onu da, tamam. yani serbest kalma bedeli 17,5 artı sonraki satıştan %25 pay. Sadece ben tamam. sana bir şey söyleyeyim. Değil. O zaman Doğru. o 25 milyon, 26 milyon olur. gibi bir rakama gelir. Ha bu Ajax mı olur? Şunu Roma da söyleyeyim. mı olur? Şunu Paris da Saint Germain Arda da 17,5'a gitmeyi düşünmüyor. Tekliflerde hep şunu söylüyorlar. Evet benim serbest kalma verelim bu ama beni yetiştiren kulüp bu. Ben bu kulübü de hani Şimdi. mutlu edip biraz daha üstüne Aynen öyle. 22, 23 verim. Tamam. O şekilde. Bu güzel. ilerliyor Peki hiç konuşulmayan başka bir şey var. Gazetelerde, medyada. Arda ne alacak? Gittiğinde. Yıllık ya, ne kazanacak? Bence. Ayaks diyorsun. Tam ayaksa gitti. Ne verecekler bu çocuğa? Yıllık 5 milyon euro mu? Eğer yıllık 5 milyon euro artı 3 yıllık sözleşme olursa 15 milyon euroya Arda koşarak gider. Hocam Arda 5 milyon, da, milyon euro bak öyle Arda verilmez. Bak ben yok, sana bir şey söyleyeyim. Öyle sözleşme. Ahmet tabii ki benden iyi biliyordu. Yok etsin. Ama benim duyduğum e, tabii bu bizim hani kulağımıza gelen. Ben gidip böyle Fenerbahçe'de bugün ne var? Beşiktaş'ta bugün ne var? Diye. Sohbet, muhabbet kulağımıza geliyor. Onun da mutlaka kulağına Beşiktaş'la ilgili bir şeyler geliyordu. Galatasaray'la ilgili. Gazeteciler. Spor dünyasının içerisinde de futbol dünyasının diyelim daha doğrusu. Şimdi mesele para değil. Evet, Duyduğum. Ne abi? Mesele ne biliyor musun? Arkadaşlar bakın belki de çok enteresan bir şey. O yüzden sordum. Arda'nın bu kadro ve kariyer planlamasını kim yapıyorsa Fenerbahçe onu sportif direktör yapsın diyorum. O derece. Çünkü çok düzgün. ilmek ilmek gidiyor. Nerede oynayabilirim? Takım bak değil. Hangi lig beni ileriye taşır? Evet bunların hepsinin analizini yaptılar. 4-5 aydır profesyonel bir ekipte görüşüyormuş. Gelen teklifleri masaya yatırmışlar. İngiltere Ligi, Almanya Ligi hatta demişler ki Almanya Ligi şu an değil şurası daha iyi olur. Paralar hiç konuşulmamış. Dortmund o yüzden geri Bak, planda. Evet Dortmund'un geri planda kalma nedeni Almanya Ligi'ni arka plana atmaları. Bugün dedikodu var Leipzig'de Pro çok oynamak profesyoneller istiyormuş. Profesyoneller diyor ki senin önümüzdeki iki senen çok önemli gelişim çağı. O nedenle oyun bilgisi açısından ve fizik gücü açısından senin artık Türkiye liginde kalmaman gerek demişler. Yapay zeka mı karar vermiş? Yok insan. İnsan, profesyonel tekeme bölmüş Bir insan Allah yaratmış. Hayır. Ona o kararı söyleyen. Hayır, evet. Profesyonel ekipler. Yerli ve yabancı. Hmm. Bak yerli ve yabancı. Baya üst düzey. Hani para vermişlerdir mutlaka tabii ki bir çünkü he, orada mesele para değil. Ver mesela bile headhunter'lar gelip bu işi Ya şarkı. zaten bak Avrupa'daki bu yeni nesil menajerler acayip şey bir şey. Head ya headhunter head beyin enteresan şimdi e, ama abi, bir şey daha tabii. söyleyeyim sana bırakayım. Ben takım ismi duymadım ama bana biri dedi ki Orkun Kökçün'ün dedi komşusu olabilir dedi. Allah Allah. Portekiz'de. Ben evet. Benfica demedi. Ha şey Porto. Yani Benfica hangi şehrin takımı? o da Lisbon'un takımı. İşte Lizbon. Sporting, Sporting de Lisbon, Lisbon, de Lisbon takımı. Mı? Hani Portekiz Ligi olma ihtimali yüksek diyorlar şu an. Bak Orkun Kökçü'nü kapı komşusu derken yani oraya gitmişken Orkun'la yakın otururlar herhalde. Şimdi işin bir de şey olabilir kısmına valla. gelelim. Bu hep profesyonel bir şeycis. Olabilir Porto'da olabilir hani sen. O zaman Porto'ya gider yani. tabii. Şimdi Arda Güler'in bu gitme muhabbetleri çıktığında benim yeğenim falan beni arayıp Ağlayarak gitti Mard'a falan diyor. Yani ben de, artık abi, ben de üzüldüm hiç, ya. Ben burada bir Bak, noktada beş yaştım ben de üzüldüm. Belirtmek istiyorum. Yani e, çalıştım bunun içinde. Sağ olsun bir kardeşim de yardımcı oldu. Bernardo Silva 21 yaşında Monaco'ya transfer oldu. Modric 23 yaşında Tottenham'a transfer oldu. Enzo Fernandez 21 yaşında Chelsea'ye transfer oldu. Son dönemde ön plana çıkan oyuncuları söylüyorum. Julian Jul 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 Alvarez 22 yaşında City'ye transfer oldu de, de, de Ketelare 19 yaşında e, Milan yaptı ama e, yani Arda'nın en yakın yaş grubu bu oyuncu oluyor. Veratti 20 yaşında PSG yaptı ama Pescara'da 3 sezon e, tam futbol oynadı. Arda'nın gitmek istemesini de anlıyorum. Ben başka detaylar da var. İsak konusuyla ilgili e, hafif böyle gönül kırgınlıklarını da biliyorum. İsa gösterilen ilgi, Fenerbahçe'de Arda oynamaya Arda oynamaya başladıktan sonra gösterildi. Bu tarz bazı ufak tefek şeyler de oldu. Yani haklı olunan birçok şey olabilir. Ama Arda ne olursa olsun Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Arda'yı 16-17 yaşında A takımlı antrenmana çıkardı. Fenerbahçe gitti Gençler Birliği'ne bir yatırım yaptı. Arda'yı oradan aldı. Fenerbahçe gibi kulübün tesislerine Hocam, Bu sordu. konuda Fenerbahçe yönetimi çok başarılı. Heh. Şu... kim getirmiş yetiştirmiş böyle bir adamı 17,5 milyon euro hadi arttırıyor ha. çocuk 20 milyon bonus var. bu başarılı bir proje Aynen gerçekten öyle. şampiyonluktan daha değerli Aynen öyle bana göre